Evet, bugünkü dersimiz madde ve endüstri son ünite. Tabii sonrasında bir daha tekrarlara geri başlayacağız. Onu da söyleyelim. Evet, burada sizden istediğimiz birkaç tane püf noktamız vardı. Onları bir hatırlatacağım. Bunları hatırladıktan sonra zaten soruları çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet, birkaç tane sizden ricam olacak. Tabii sorduğum sorulara da cevap verirseniz sevinirim. Hemen isterseniz madde ve endüstri konumuza başlayalım. Şimdi maddeyi oluşturan en küçük yapı birimine ne dedik arkadaşlar? Biliyorsunuz atom. Evet. Maddeyi oluşturan en küçük bizim için yapı birimi atom olacak. Evet. Maddeyi oluşturan en küçük arkadaşlar bizim için nedir? Yapı birimidir. Peki burada dikkat edeceğimiz püf nokta aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element. Her elementin kendisine ait bir atom numarası olacak. Ve elementleri neyle göstereceğiz arkadaşlar? Sembollerle göstereceğiz. Hatırlayalım. Ne demiştik? Hidrojen H harfiyle gösterilecek. Atom numarası ne olacaktı arkadaşlar? 1. Helyumun atom numarası 2 olacaktı. Lityum 3. Hatırlarsak berilyum 4. Bor 5. Karbon 6. Azot 7. Oksijen 8. Flor 9. Neon 10. Sodyum 11, magnezyum 12, alüminyum 13, silisyum 14. En çok unutan biliyorsunuz şu silisyumdu. Bunu unutmayalım. Evet, fosfor bir de unutuluyordu arkadaşlar. Fosfor nedir bizim için? 15. Kükürt 16. Kükürt genelde akla geliyor. Klor da arkadaşlar nedir bizim için? 17. Ve gördüğünüz gibi argon da arkadaşlar 18. Evet, bizim için buradaki ilk 18 elementi bilmemiz yeterli oluyordu. En çok karşımıza biliyorsunuz ki arkadaşlar bunlar çıkacak. Peki devam edelim. Burada başka neler sorulabilir bize? Elementlerin biliyorsunuz tarihçesi hakkında bilgiler sorulabilir. Bu tarihçesi hakkındaki bilgileri de isterseniz görelim. Bunlar bizim karşımıza ne yapıyordu? Çok çıkıyordu. Elementlerin sınıflandırılması, tarihsel gelişim sorularda karşımıza çıkıyor ki bekliyoruz. Bu bizim için önemliydi. Birkaç da burada hatırlarsanız pratiğimiz vardı. O pratikleri de söyleyeceğiz. Bilim insanları elementleri keşfettikçe, elementlerin sayısı arttıkça elementleri benzer özelliklere göre çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Biliyoruz ki periyodik cetvelle ilgili ilk çalışmayı yapan Jean Dobereiner'dir. 1780 ile 1849 yılları arasında, daha sonra John Nevelins, daha sonra Alexander Baguar Chanchortis ve ne demiştik? Dmitri Ivanovich Mendeleev ile Luther Meyer. Evet, bu bilim insanlarımız ne yapmış arkadaşlar? Kronolojik bir sırayla periyodik sistemi incelemişlerdi. Evet, periyodik sistemle ilgili ilk çalışmayı yapan, biliyorsunuz bu konuya ilgili ilk çalışmaları yapan 1829 yılında Jean Dobereiner'dir. Ne yaptı? Benzer özellik gösteren elementlerden üçerli gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. Evet, bu Dobereiner'da arkadaşlar bizim için önemliydi. Hatta şuradaki noktalar bizim için bir hatırlatmaydı. Kaç noktamız vardı Dobereiner'da? 3 noktamız vardı. Dobereiner'da arkadaşlar ne yapmıştı? Üçerli gruplar oluşturmuştu. Ona göre bizim için lityum, sodyum, potasyum benzer özellikler gösteren bir grup oluşturur demişti. Yani kısacası ilk üçerli grupları kuran kimdi arkadaşlar? John Dobereiner'dı. Evet, John Nevelins. Nevelins'in şu sonundaki S bize neyi hatırlatsın demiştik arkadaşlar? 8'i hatırlatsın demiştik. O devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamışlardı. İlk 8 elementten sonra benzer ne demiştik? Fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmişlerdi. Evet, bir numaralı elementten sonra gelen 8. element ilk elementin bir çeşit tekrarıydı. Tıpkı müzikteki oktav yani 8. sesin tekrar etmesi gibiydi. O zaman şunu demiştik. Dobereiner'da bakın 3 nokta var. O zaman ne yapmıştık? Üçerli grup. Evet. Üçerli grupları kim kurdu dersek Dobereiner diyeceğiz. Nevelins'in sonundaki S bize 8'i hatırlayacaktı. İlk defa evet bizim için 8'li. Biliyorsunuz ki arkadaşlar grupları kim kurdu dersek bizim için ne demiştik? John Nevelins. Peki Alexander Baguar Chanchortis ne yapmıştı? Benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey sırada olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştı. Evet, buradaki püf nokta Alexander Baguar Chanchortis şöyle bir dikey olarak alırsak bu adamı da ABC geliyor. Fark ettiyseniz bir ne yapıyordu arkadaşlar? Harflerin sıralaması oluyordu.
İşte gördüğünüz gibi isminden de anlaşılacağı gibi ABC de bir sıralamadır. Ve nasıl duruyor isim? Dikey duruyor. İşte Alexander Baguery'de ne düşüneceğiz arkadaşlar? İlk defa bizim için dikey sıraları yapan bilim insanımız bu olmuştu. Neyi kullanmıştı bu sıralamayı yaparken? Benzer fiziksel özellikleri kullanmıştı. Benzer fiziksel özellikler bizim için burada önemliydi. Evet, bu Dmitri Ivanovich ile, biliyorsunuz arkadaşlar, Dmitri Ivanovich Mendeleev ile Luther Meyer baktığımız zaman ne yapmışlardı? Benzer özellikler bulmuşlardı. Hemen onları da bir hatırlayalım. Mendeleev ile Meyer birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış, aynı sıralamayı bulmuşlardır. Ancak Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflandırırken Mendeleev bu sıralamada atom ağırlığını göz önünde bulundurmuştur. Evet, buradaki çok önemli püf nokta, Mendeleev neyi kullanmıştır diye sorulursa bize, artan atom ağırlığını. Demek ki arkadaşlar, artan bizim için atom ağırlığı kimindir diye sorulursa bizim için ne diyeceğiz? Mendeleev diyeceğiz. Bayağı bir ağır kişilikte fark ettiyseniz, saç sakal birbirine karışmış. Böyle atom ağırlığına göre sıralayan kim olsun o zaman bizim için? Buradan da Mendeleev diyelim arkadaşlar. Evet, Luther Meyer de ne yapmıştı? Benzer fiziksel özelliklere göre gördüğünüz gibi ne yapmıştı? Meyer sıralamıştı. Evet, demek ki Arton atom ağırlığına göre kim sıralayacak? Mendeleev. Bizim de Meyer neye göre sıralayacaktı? Benzer fiziksel özelliklere göre sıralayacaktı. Bu da bizim için önemliydi. Peki, devam edersek burada dikkat edeceğimiz birkaç tane püf nokta var. Onları da hatırlayalım. Evet, doğru yanlış olarak şimdi bunları ne yapalım? Bir hatırlayalım. Tabii ben de birkaç kişiye ne yapalım? Burada söz hakkı verelim diye düşünüyorum. Evet, Bilgeciğim, duyuyor musun? Sesimiz geliyor mu? Evet, istersen birinci sorudan başlayalım. Elementleri sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapan Johann Döbeneiner benzer özellik gösteren elementlerden üçerli gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. Doğru mu yanlış mı? Çok güzel, az önce de söylemiştik. Kodlamamız neydi hatta burada? Döbeneiner'de kaç nokta vardı dikkat edersen? 3 noktamız vardı değil mi? Şuradaki 3 nokta zaten bize neyi hatırlatacaktı? Üçerli grup olduğunu hatırlatacaktı. Dediğin gibi bu ne olacaktı? Doğru olacaktı. Peki devam edelim. Mendeleev ile Meyer birbirinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve aynı sıralamayı bulmuştur. Doğru mu? Devam edelim istersen İlge. Beraber bunu biz bir yapalım. Beraber yapalım bu etkinliği. Ne diyeceksin? Mendeleev ile Meyer, az önce söylemiştik hatta, Mendeleev neye göre sıralamıştı? Artan, hatırlarsan, atom ağırlığına göre sıralamıştı. Ama baktığımız zaman aynı sıralamayı bulmuşlardı. Bu bilgi de bizim için neydi? Ben sana yardımcı olayım. Evet, doğru olacaktı. Peki Mendeleev oluşturduğu çizelgede elementlerin atom ağırlığını göz önünde bulundurmuştur. Bu bilgimiz de. Çok güzel, doğru olacak. Elementleri gruplandırmak, elementleri incelemeyi ve öğrenmeyi ne yapar? Zorlaştırmıştır diyor. Yanlış tabii ki, kolaylaştırmıştır tam tersi. Evet, Alexander Baguer Chanchortis o dönemde bilinen 62 elementi artan atom numaralarına göre sıralamış. İlk 8 elementten sonra benzer ve gördüğün gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrar ettiğini fark etmiştir. Halbuki bu sıralamayı kim yapmıştı Bilge? Ne demiştik, hatırlıyor musun? Hemen ipucu, John Nevins. Hatırlayalım, sonundaki S harfinden kodlamamız oydu. Lütfen unutmayalım. Hatırla. Geldim aklına. Şuradaki S'den neyi hatırlayacaktık? Fark ettiysen bilgi, 8'i. Ne demiştik? John Nevins 8'li grupları bulan bilim adamımızdı. Ne yapmıştık? O devirde bilinen 62 elementi arton atom ağırlıklarına göre ve ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrar ettiğini ne yapmıştı? Fark etmişti. Geldim aklımıza. Evet. Lütfen ipucunu ne yapmayalım? Bundan sonra kaçırmayalım. Onlar da bizim için önemliydi. O zaman cevabımız burada da tabii ki ne yapacaktır? Yanlış olacaktır. Teşekkür ederim. Peki devam edelim şimdi gençler. Perdük sistemde biliyoruz ki birkaç tane böyle püf noktamız var. Onlarla devam ediyoruz. Elementler bizim için nasıl sıralanır diye sorulursa Perdük sistemde artan atom numarasına göre dizildiği bir çizelgeye Perdük cetvel diyoruz. Hatta biliyorsunuz ki birinci periyot. Birinci grup elementimiz kimdir? Hidrojendir. Hidrojenin atom numarası 1'dir. Aynı şekilde birinci periyot, hatırlarsak ikinci elementimiz kimdir arkadaşlar? Helyumdur. Atom numarası nedir? 2'dir. Daha sonra birinci periyot değil artık ikinci periyot. Gördüğünüz gibi 1A grubunda kim vardı? Lityum. Atom numarası nedir arkadaşlar? 3'tür. Ve böylece ne yapacaktı? Devam edecekti.
Şimdi periyodik sistemde elementin adı, atom numarası, sembolü gibi bilgiler yer almaktadır. Periyodik cetveldeki dikey sütuna ne diyeceğiz arkadaşlar? Grup. Hatta buraya ne diyeceğiz? 1A grubu, 2A grubu. Sonra ne yapacaktık arkadaşlar? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu demiştik. Yatay sıralamayı da ne demiştik arkadaşlar? Periyot demiştik. Fark etsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyodumuz vardı. Hatta şöyle bir kodlama yapmıştık. Periyot. Bunların harflerini saymıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harften oluştuğu için gördüğünüz gibi kaç tane periyodumuz vardı arkadaşlar? 7 periyodumuz vardı. Kaç tane grubumuz var dersek? 8 tane A grubu. 10 tane de bizim için arkadaşlar B grubu vardı. Lütfen bunları da ne yapmayalım? Unutmayalım demiştik. Peki, gördüğünüz gibi burada grupları söylersek 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ve ortasında ne vardı arkadaşlar? B grubu vardı. Kısacası 7 tane periyot, 18 tane grubumuz olacaktı. Bunun 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu olacaktı. Evet, burada dikkat edeceğimiz püf nokta aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benzeyecekti. Evet, birazdan da söyleyeceğiz. 1A grubuna ne diyeceğiz arkadaşlar? Metal diyeceğiz. Ama kim hariç burada tabii işi bozan kim vardı? Hidrojen. Hidrojenin ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Buna pislik demiştik. Hemen onu da ne yapalım? Hatırlatalım. Ne olacaktı bizim için bu arkadaş? Ametal olacaktı. Lütfen unutmayalım. Gerisi ne olacaktı? Metaldi. Aynı zamanda burada biliyorsunuz kim vardı? Helyum. Helyumun atom numarası neydi? 2'ydi. Evet, herkes bu helyumdaki 2'yi görünce de ne zannedecekti? 2A zannedecekti. Böyle bir şey yok. Helyum gördüğünüz gibi nerede? 8A'da olduğu için bu arkadaşın da ne olduğunu biliyorduk. 8A. 8A'da bizim için neydi arkadaşlar? Burada soy gazdı. Lütfen bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım demiştik. Peki, örneğin aynı gruptaki elementlerin parlaklık ve sertlikleri, iletkenlikleri elektron almaya veya vermeye yatkınlıkları gibi özellikler benzerdir. Şimdi periyodik cetvelin sol tarafında yer alan elementler metal, sol taraf. Sağ tarafta yer alan elementlere de ne diyeceğiz? Ametal. Metaller ile ametaller arasında yer alan ve her ikisinin de özelliğini gösteren elementlere yarı metal diyeceğiz ki birazdan da ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz bunu. İsterseniz şöyle kısaca tablomuza da ne yapalım? Bir bakalım. Siz de bunu ne yapmış olun? Görmüş olun. Öyle diyelim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz birkaç tane püf nokta var tabii ki. Hemen size ben de yardımcı olayım. Metalleri gösterdik. Gördüğünüz gibi buradaki elementler metal. Gördüğünüz gibi hidrojen neydi arkadaşlar bizim için? Ametal. Evet. Aynı şekilde burada kim vardı? Helyum. Evet, burası arkadaşlar ne olacak bizim için? Ametal. Arada da ne olacak? Şöyle yarı metaller olacak. Birazdan da onları söyleyeceğiz. Evet, devam edersek şimdi metallerin özellikleri nedir? Hemen aklımıza metal deyince kim gelecek? Altın. Altını neyle göstermiştik biliyorsunuz? Au. Kim gelecekti mesela? Çinko. Kim gelecekti mesela arkadaşlar baktığımızda? Bakır. Doğru mu arkadaşlar? Başka ne gelecekti? Hatırlayın, civa. En çok kullandığınız civa Hg'ydi mesela. Doğru mu? Bakır mesela Cu'ydu. Gördüğünüzde şaşırmayın demiştik. Çinko mesela neydi? Zn'ydi. Hep bunları duyduğunuzda lütfen ne yapmayalım? Şaşırmayalım. Peki altına baktığımızda, bakıra baktığımızda ne görüyorduk? Periyodik sistemde nerede yer alıyorlar? Sol tarafta. Elektriği ve ısıyı ne yapıyorlar arkadaşlar? İyi iletiyorlar. Evet, parlak görünüme sahiptirler. Evet, ne olduğunu biliyoruz bunların arkadaşlar. Parlak olduğunu biliyoruz. Tel ve lev haline getirerek işlenebilir ve şekilleri ne yapılabilir? Değiştirilebilir. Civa hariç odada hepsi ne yapıyordu arkadaşlar? Katı haldeydi. Evet, civa neydi bizim için arkadaşlar? Sıvıydı. Lütfen bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Evet, elektron vererek ne yaparlardı arkadaşlar bunlar? Katyon. Yani ne yapıyordu? Artı yükleniyordu. Katyonu da şöyle kodlamıştık. Katyondaki büyük T harfi katmaktan aklımıza gelsin. Katyon. Ne demekti arkadaşlar katyon? Artı iyon demekti. Lütfen bu da arkamızda ne yapsın? Gelsin. Peki 1A grubundaki metallerin özel adına ne demiştik? Alkali. 2A grubundaki metallerin özel adına toprak alkali metaller demiştik. Evet, gördüğünüz gibi burada ametallere gelirsek kim vardı arkadaşlar? Hidrojen. Şunu da şöyle kodlamıştım ben size. En çok kullanılan ametaller ne demiştik arkadaşlar? Finish, job, silver. Evet, bunlar en çok kullanılan arkadaşlar neydi bizim için? Ametallerdi. Biliyorsunuz arkadaşlar hidrojen. Hemen şurada isterseniz üstünü çizelim. Şöyle gösterdiklerimizin. Job'taki C karbon. Sonra ne var arkadaşlar? Oksijen. P ne demiştik arkadaşlar az önce? Fosfor. Evet, Cl nedir? Klor. Br nedir arkadaşlar? Brom. Gördüğünüz gibi buradaki I iyot demekti.
Fark etsek bunlar en çok kullanılanlardı. S zaten ne demiştik arkadaşlar? Kükürt. Onu da şöyle eleyelim. Hidrojen zaten az önce söylemiştik. Hidrojen de burada. S de arkadaşlar zaten kükürt olacak. Gördüğünüz gibi bunlar kullanılan neydi? Ametallerde, azotta gördüğünüz gibi N. Demek ki finish job Gilbert bizim için çok işimize yarar. Bunlar kullanılan ametaller. Şuradaki zaten baştaki F de flor. Gördüğünüz gibi listedeki sadece kim yok dersek buradaki SE yoktur. SE haricinde tüm bizim için ametalleri çok rahat bir şekilde finish job Gilbert'la hatırlayabiliriz. Periyodik sistemde sağ tarafta bulunur. Elektriği ve ısıyı iletmezler. Mat görünümündedir. Katı halde bulundukları için kırılgandır. Şekil verilmez. Oda sıcaklığına katı sıvı gaz halinde bulunabilir. Genellikle elektron alarak anyon. Evet buna ne demiştik arkadaşlar? Anyon. Anyon bizim için ne demekti? Eksi iyon anlamına gelecekti. Evet 7A grubundaki ametaller biliyorsunuz halojen olarak adlandırılacaktı özel adına. Evet 1A neydi arkadaşlar? Onu da bir kere daha hatırlatalım. Çok karşımıza çıkıyor bunlar. 1A bizim için neydi arkadaşlar? Burada alkali metal. 2A toprak alkali. Bazen bunu unutuyorlar. 1A şöyle diyersek hemen A harfinden geliyor arkadaşlar. Alkali. 2A daha sonra gelecek ya burada da toprak alkali diye şöyle bir kodlama yapabiliriz. Demek ki 1A hemen A'dan gelecek alkali. Hemen buradan alkaliyi hatırlayalım. 2A da arkadaşlar bizim için ne yapacak? Toprak alkali olacaktır. 7A'nın da özel adı ne olacak arkadaşlar bizim için? Halojenler olacak. Ve geldik soy gazlar. Soy gazlar periyodik sistemin en sonunda ve hangi gruptalardı arkadaşlar? 8A'ydı. Bunu da şöyle kodlamıştık. Aklına gelsin arkadaşlarımızın. Hergele ne demiştik? Necmi arsız karısını kesip rendeledi. Evet rendeledi biraz ilginç oluyordu. Evet buradaki hergele Necmi arkadaşlar gördüğünüz gibi helyum. N dediğimiz nedir? Neon. AR dediğimiz arkadaşlar argon. KR dediğimiz buradaki gördüğünüz gibi 36 atom numarasına ait elementimiz. Sonra kesti dediğimiz arkadaşlar XE dediğimiz elementimiz. RN'de arkadaşlar bizim için radon olacak. Bu elementlerde bizim için kim olacaktı? Soy gazlı. Bunlar ne yaparlar arkadaşlar? Gaz halindeydi. Lütfen bunları da ne yapalım? Hatırlayalım. Evet oda sıcaklığına gaz halinde bulunurlar. Nedir arkadaşlar bizim için? Saydamdırlar. Isı ve elektriği iletmezler. Tepkimeye girmezler. Bileşik oluşturmazlar. Erime ve kaynama noktaları nedir? Çok düşüktür. Soy gazların son katmanları tam sayıda elektron içerir. Lütfen bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Bununla ilgili şöyle bir elementlerle ilgili isterseniz birkaç şey gösterelim size. Video periyodik cetvelle ilgili. Gördüğünüz gibi periyodik cetvelin şöyle bir oluşması. Günlük hayatta kullandığımız atom. Ve atom gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapacak burada? Meydana gelecek. Şöyle gösterelim. Ve ortaya evet. Bir enerji diyagramı çıktı. Bu bir elementin arkadaşlar sahip olmuş olduğu enerji diyagramı. Bu da bize oradaki yapmış olduğu ışımaları gösteren bir grafik. Tabii bunların detaylarını size lisede göstereceğiz. Kısacası periyodik cetveli şöyle bir tanıtmak istedik. Peki hemen burada olayı bir hatırlarsak şöyle kısaca özetlersek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1A az önce de söylemiştik alkali. 2A toprak alkali. 7A halojen. 8A soy gaz. Lütfen bunları da ne yapmayalım? Unutmayalım. Kısaca bunları da şöyle bir hatırlatmış olalım. Evet. Kısaca şöyle bir gösterirsek. Şu maviyle olanlar arkadaşlar bizim için ne oldu? Hop. Ametal oldu. Şurası soy gaz. Şu aradaki arkadaşlarımız da yarı metal. İstersen şu yarı metalleri de şöyle bir gösterelim. Bor, silisyum, germanyum, AS, SB, TE dediğimiz kısım. Yani şu arada kalan kısım şöyle tararsak. Bir ben merdivene benzetiyorum. Önce şu çapraz gidiyoruz fark ettiyseniz bakın. Çapraz aynen kalıyor. Sonra bir merdiven alüminyum biliyorsunuz neydi bizim için burada metal. Sonra da şöyle devam ettiriyorum arkadaşlar. Sanki birbirine paralel iki doğru çekiyorum. Sadece kim hariç? Alüminyum elementi hariç. Bunu da böyle bir kodlama yapabiliriz. Peki elementlerin biliyorsunuz kullanım alanları denemelerde karşımıza çok çıkıyor. Farklı özellikleri sahip elementler farklı alanlarda kullanılır. Biliyorsunuz elektriği iletkenliğinden dolayı kablolarda bakır kullanırız. Yani ne kullanmış oluyoruz arkadaşlar? Metal. Isı ve elektriği iyi ilettiği için tencerelerde ne yapıyoruz? Soba, kalorifer peteklerinde, malzemelerde demir ve alüminyum. Yani yine ne kullanmış oluyoruz? Metal. Evet civa biliyorsunuz elementinin ısındıkça düzenli olarak genleştiği için soğuduğunda da büzüştüğü için arkadaşlar termometrelerde ne kullanıyoruz? Civa kullanıyoruz. Yine ne kullanmış oluyoruz burada? Metal. Evet alüminyum hafif olduğu için nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Havacılıkta. Alüminyum da en çok havacılıkta. Yanıcı bir gaz olan hidrojen de biliyorsunuz arkadaşlar nedir?
roket yakıtı olarak kullanılıyor. Hidrojen de bizim için nedir burada? Ametaldir. Lütfen bunları da ne yapalım? Dikkat edelim. Peki, metallerin, yarı metallerin, ametallerin periyodik cetveldeki yerleşiminden dolayı her grup ve periyotta elementlerin özellikleri genellikle sistematik biçimde değişiklik gösterir. Yukarıdan aşağıya veya sağdan sola gidildikçe, şimdi biz de onları söyleyeceğiz. Metalik özellik arkadaşlar, ne yapacağız burada? Soldan sağa gidiyoruz. Yani sağ tarafa gidiyoruz. Metalik özellik azalır ama ametalik özellik ne yapar? Artar. Elektron verme eğilimi azalır. Elektron alma özelliği ne yapar? Artar. Çünkü bu tarafta kim vardı arkadaşlar? Onu bir hatırlayalım. Mesela sodyum. Sodyumun atom numarası neydi? 11. Hatta onu şöyle göstereceğiz. 2, 8, 1 diyeceğiz. Sodyum 1 olduğu için arkadaşlar şu bir taneyi vermek isteyecektir. O yüzden de artı 1 olacak. Elektron sayısı 10. Proton sayısı ne yapacaktı arkadaşlar? 11 olacaktı. Bunu 7. sınıfta da görmüştük. Bizim için neydi bu arkadaş? Metaldi. Hatırlayın. Metal olduğu için bizim için ne yapacaktı arkadaşlar? Elektron verecek, elektron mu alacak? Bu elektron verecekti. Ama bu tarafta da klor vardı. Klor kaçtı? 17 idi. O da biliyorsunuz 2, 8, 7 idi. Evet, bu da kendini tam doldurmak isteyecekti. Klor elementinin değerli eksi 1'di. Elektron sayısı kaçtı? 18'di. Buradan ne anlıyorduk arkadaşlar? Elektron alacaktı. Evet, klor bizim için ametaldi. O yüzden sağa doğru gittikçe elektron alma özelliği bakın artar. Gördüğünüz gibi elektron verme özelliği de azalır. Çünkü niye? Metaller solda, ametaller sağda. Grup numarası artar. Çünkü niye? 1A, 2A, 3A diye gidiyoruz. Evet, periyot ne yapmaz? Değişmez. Çünkü niye? Aynı yatay durumdayız. Periyodumuz ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Atom numarası sağa da artar, aşağı da artar. Bunu unutmayalım. Atom çapı. Evet, çapı ben şöyle bir çapaya benzetiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, çapalarda denize bıraktığımızda ne yapıyordu? Geminin durmasını sağlıyordu. O zaman sağa doğru arkadaşlar ne yapacak? Çap küçülecek. Aşağı doğru artacak. Birazdan da göreceğiz. Son yörüngedeki elektron sayısı da tabii doğal olarak bakın artıyor. Son yörüngede kaç tane vardı burada? Bir tane vardı. Şu an kaç tane var? 7 tane var. Son yörüngedeki elektron sayısı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Peki, periyodik cetvelde yukarıdan aşağı gidildikçe metalik özellik artar, ametalik azalır. Elektron gördüğünüz gibi verme özelliği ne yapar? Artar, alma özelliği azalır. Grup numarası değişmez. Periyot artar, atom numarası artar. Atom çapı, işte bu çapadan aklımıza ne yapsın gelsin. Şöyle çapayı şöyle benzetebilirim galiba. Gemicilerin kullandığı bir çapa. Aşağı doğru çap artıyor. Sağa doğru zaten ne yapar? Azalır. Bunu da unutmayalım. Son yörüngedeki elektron sayısı da ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Peki, aşağıdaki atom numara verilen elementleri periyodik sistemdeki yerlerine yerleştirelim. Az önce de söylemiştik. Hatırlayalım. Hidrojen neydi arkadaşlar? 1. Peki, hemen bakıyoruz. Burada bildiğimiz bir taktikle gidelim isterseniz. Hidrojen 1 ise buradan sonra kim gelecekti? Helyum 2. O zaman atom numarasına göre sıralayabiliriz. Buraya 1 diyorsak burası 2'dir. Daha sonra ne gelecektir? 3. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 3 olan kim? Lityum. Hemen buraya kimi yazıyoruz? Lityum yazıyoruz. Daha sonra devam edelim isterseniz. Burası 2 ise burası biliyorsunuz 10'du. 10 olan kimse var mı? Bakıyoruz 11 var. O zaman burası da sodyumdur bakın. Sodyum 11'dir. Böyle bir taktikle gidebiliriz. Evet, burası bizim için neydi? Ondan sonra 18'di. Aa, 19 kim arkadaşlar? Bakın potasyum. Hemen burada da K 19'du. Potasyumdu bizim için. Hemen şunları yerleştirdik. Silisyum 14. O zaman burası 18 ise dikkat edin. Burası 17'dir. Burası 16'dır. Burası 15'tir. Burası 14'tür. O zaman arkadaşlar silisyum demek ki buradadır. Buna dikkat edelim. Böyle gidebiliriz. Lityumu gösterdik. Alüminyumu zaten gösterdik. Alüminyum da o zaman arkadaşlar burası 13'tür. Alüminyum da ne yapacaktır? Burada olacaktır. Peki devam edelim. Bunlar da gitti. Hemen oksijen 8'dir. 1'di, 2'ydi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksijen de buradadır, 8'dir. Hemen şurada gider. Klor 17 zaten arkadaşlar burada olacak. Argon zaten sonda olacak. Gördüğünüz gibi neon da ne yapacak? 10 üstte olmuş olacak. Yani kısacası artan atom ağırlıklarına göre yerleştirirsek çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Hemen bir söz hakkı verelim. Evet, ikinci sırada kim var? Hemen ona da bir bakmış olalım şimdi. Ahmet'ciğim, bizimle misin? Evet, alkali metaller hangi gruptadır demiş. Ne diyeceksin? 1A, az önce söylemiştik. Toprak alkali 2A, alkali A harfinden 1A. Güzel. 8A'nın özel adı nedir? Çok güzel, soygazlardır. Atom numarası 8 olan oksijen elementinin periyodik sistemdeki yeri neresidir dersek, ne dersin bize bunun pratiğine? Evet, onu da şöyle yaptık. Onu da öğretelim istersen. Oksijen bizim için 8'di. Ne yapmıştık? 2, 6. Şu iki tane çizgi bize neyi söyleyecekti? Periyodu gösterecekti. İki tane çizdiğimiz için ikinci periyot demekti. Sondaki kısımda bize neyi gösterecekti? Grubu gösterecekti. O da neydi bizim için? 6A grubu olacaktı. Teşekkürler. Devam edelim. Atom numarası 11 olan biliyorsun elementimiz neredeydi? Hemen ona ne dersin? 2, 8, aynen 1.
O da dediğin gibi ne yaptı? 3 tane çizgi attığımız için 3. periyot 1A grubu olacaktır. 7. periyotta yer alan elementlerin özel adı neydi? Az önce söylemiştik. Aynen bunlar da halojendi. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Şimdi burada güzel bir soru tabii ki. Fırat'cığım duyuyor musun? Evet. Fırat sesimiz geliyor mu? Heh. Beraber yapalım. Numaralandırılmış diyor. Kesitlerle ilgili hangisi diyor söylenemez. Aras bir bölümü verilen periyodik çizelgede aşağıdaki gibi kesiti çıkartılarak elementleri ne yapıyor? Numaralandırılıyor. Numaralandırmışlardan hangisi söylenemez? Atom numarası arasındaki ilişki 4, 3, 2, 1'dir. Doğru mudur? Çünkü sağa doğru gittikçe atom numarası artar. Aşağı gittikçe atom numarası artar. O zaman bu bilgimiz doğrudur. 3 numaralı element metal ise 1 numaralı element kesin metaldir. Söylenemez diyorsun. Çünkü buradaki hidrojen olabilir icabında. Değil mi? Buradan da helyumu almış olabilir. Diyorsun bunda kesinlik yok. Dursun. Doğru. Aras'ın kesitinde en fazla 2 tane soy gaz ya da 2 tane yarı metal bulmuş. Bunun için ne dersin? Şimdi buraya alırsak doğru mu? Şu köşeyi. 2 tane ne yaptı? Soy gaz. 2 tane de ne yapabilir? Ne yaptı? Burada halojen olabilir. Gayet olabilir. Peki bu kesitin içerisinde hidrojen ve helyum elementi bulunmaz. Bunun için ne dersin? Arada. Evet, bir kenar daha yüksek olurdu. O zaman burada da diyorsun ki hocam cevabımız bizim başta da düşündüğümüz Bursa 3 numaralı element, metal ise 1 numaralı element kesinlikle metaldir. Cümlemiz yanlış. Teşekkürler. Peki geldik hemen ikinci soruya. Bu ikinci soruda da hemen arkadaşlar kime hak verelim? Burada da hiç sormadığımız Meryem, duyuyor musun bizi? Evet, Meryem duyuyor musun? Hemen beraber yapalım. Ne diyor fark etsen Meryem'cim soruda? Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur. Doğru mu yanlış mı? Civar işlemesi lazım demediği için o zaman ne yapıyoruz? Bu bilgi yanlış. Yani bir şıklarda ne yapmak zorunda? Olmak zorunda. Peki ametaller elektriği ve ısı iletmezler. Çok güzel. Metaller birbiriyle bileşik oluşturmazlar. Çok güzel. Hatta alaşım yaparlar. Onu da unutmayalım değil mi? Alaşım yapar ama ne yapmazdı arkadaşlar bizim için burada? Herhangi bir şekilde bağ yapmazlar. Elektron verme eğilimi çok yüksek olan nedir bizim için? Elementler ametaldir. Elektron veriyor muydu bunlar, alıyor muydu? Hatırlıyor musun Meryem? Alıyorlardı. O zaman bu bilgimiz de ne yaptı? Yanlış oldu. Cevabımıza ne dersin sen de? Hemen Bursa dersin. Cevabımızda gördüğün gibi Bursa. Teşekkür ederiz. Evet. Evisla hemen sırada sen varsın. Galiba doğru düşünüyorum. Bu isim sana ait. Doğru mu? Evisla. O zaman bu arkadaşın ismini bilmediğim için bir şey diyemedim şimdi. Sırada kim var? Geçeyim. Peki Ekin duyuyor musun bizi? Evet, yanlışı sormuş Ekin'cim bize. Hemen beraberce cevap verelim Ekin'cim. Periyodik sistemde 18 tane grup 7 tane periyot vardır. Doğru mu yanlış mı? Evet, Ekin'de ses yok. O zaman Melike'ye nereye soralım? Melike'cim duyuyor musun bizi? Melike. Peki mikrofonlarda sorun olacağını düşünüyorum. Halil'cim sen duyuyor musun Halil önce? Peki. Ya seste bizde sıkıntı var. Bir test edeceğiz şimdi. Büşra duyuyor musun? Bakalım bizde mi sorun, sizde mi? Çok güzel. Hangisi yanlıştır diye sormuş Büşra'cığım. Periyodik sistemde 18 tane grup 7 tane periyot vardır. Çok güzel. Periyodik sistemde bütün elementlerin değerlik elektron sayıları eşittir. Yanlış oldu. Diğer şıklara da bakalım. Grup numarası en büyük olan atom, kendisinden daha küçük numaralı bir grupta atom nedir? Bizim için fark etsen sağındadır. Doğru mu? Çok güzel. Bir grupta periyodik numarası küçüldükçe atom numarası da küçülür. Çok güzel. O zaman diyorsun ki hocam cevabımız burada da bizim için ne olmalı? B olmalı. Katılıyorum. Cevabımız B. Peki teşekkür ederim. Demek ki bizde sorun yok. Arkadaşların mikrofonunda problem var. İpek duyuyor musun bizi? Evet. Hangileri doğru değil diye sormuş İpek'cim. Fark ettiysen periyodik sistemde aşağı giderken ve sağa giderken. Sağa doğru giderken periyodu gösterir diyor. Ok, doğru mu yanlış mı? Çok güzel. Dikey diyor grubu gösterir, doğru mu? Çok güzel. Peki 7 tane bizim için arkadaşlar yatay var diyor. Doğru mu? Ki periyottu bunun adı.
7 tane diyor bizim için fark etsen dikeyden var diyor. Saysak zaten buluruz. O da bizim için ne yapar? Yanlış olur. Teşekkür ederim. Peki hemen şimdi sırada Aysu. Aysu diyor musun? X, Y, Z elementlerinin özellikleri verilmiş Aysu fark ettiysen. Tabloda Umut'un aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Hemen yapalım Aysu. Fark ettiysek tel ve lev haline gelebilen kim? Z. Elektriği ileten kim? Z. Parlak olan kim? Z. Z o zaman kesinlikle nedir? Kesinlikle metaldir. Teşekkür ederim. Peki hemen bakıyoruz. Z kesin metal gitti. Z kesin metal gitti. Evet. Gördüğün gibi cevabımız ya Adana ya Ceyhan. Diğerler için ne dersin? Tabii ki ısı ve elektriği etmediği için diğerleri direktmen ne yapacaktır? Ametal olacaktır. Cevabımız ne yapacak? Burada da C olacak. Teşekkür ederim. Hemen Hanzade'ye geldik. Hanzade duyuyor musun? Evet, ne demiş Hanzade bize? Fark ettiysen bir kesiti verilen periyodik sistemle ilgili şekildeki öğrenciler bulunuyor. Buna göre demiş hangilerinin açıklaması doğrudur? F elementi metaldir diyor. Doğru mu yanlış mı? F elementi ametaldir. O yüzden de ne yaptı? Barış'ın dediği yanlış oldu. R elementi ametaldir. R elementi burada. Peki. S elementi yarı metaldir. Hatta şöyle çizmiştim. Onu bir kere daha gösterelim istersen Hanzade. Alüminyum hariç birbirine paralel çekmiştim. Hatırladın mı? Bu iki paralel bize neyi gösteriyordu? Yarı metali gösteriyordu. O zaman Ömer'in dediği ne yapacak? Doğru olacak. Bu metaller ısıya dayanıklı olacak. Cam imalatında kullanacağız. Ne eklemiştik? Camda bor eklemiştik, hatırladın mı? Borcam elde etmiştik. Veya roket yakıtı olarak da ne yapmıştık? Bunları kullanabilmiştik. T elementi katı halde demişti. Ametaldir. Zaten T elementi de nedir? Orijinalinde bu da soy gazdır. O yüzden de doğru söyleyen kim olacak burada da? Ömer'in dediği doğru olacaktır. Cevabımız C. Teşekkür ederim. Peki hemen sıradakine geçelim. Sırada kim var? Hemen bakalım. Evet, sırada Can var. Can duyuyor musun? Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin ifadesi doğrudur? Hazır mıyız Can? Ses var mı? Can? Can'da da mı sorun var? Peki Bilge Keskin duyuyor musun bizi? Hemen beraber bakalım. Yukarıdaki öğrenci hangisinin ifadesi doğrudur? Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda evet, elementlerin benzer özelliklerinin belirli aralıklarla tekrar ettiğini ne yapmıştır? Gözlemlemiştir. Evet, hangisi doğrudur? Bu doğru mu? Bir fikrin yok peki. Mendeleev meğer birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve ne demiş? Benzer sıralamayı bulmuştur. Defne kesin doğru. Doğru mu? Peki John Nevillans yaptığı gruplamada elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere yer vermiştir. Ne diyorsun buna? Peki ses gelmedi. Peki cevap tabii ki ben de sana söyleyeyim. Katılıyorum. Burada böyle bir şey yok. Nevillans neleri bulmuştu? Sekizli grupları bulmuştu. Evet, katılıyorum sana. O yüzden de iyon ve bileşikler hakkında bir fikrimiz burada Nevillans'ta yok. Irmağ'ın zaten söylediği yanlış dersek gider. Sen zaten burada kimin doğru olduğunu bulmuştuk. Defterin dediğini doğru bulmuştuk. Zaten otomatikman ne yapacaktı bu da? Doğru kabul edecektik. O zaman cevabımız ne yapacaktır? Sena ve Defne olacaktır. Teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bizi dinlemeye devam edin. Teşekkürler arkadaşlar.